ETV Ana Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenine sıra gelince sevgili seyirciler, ev sahibi olmak isteyen 8.311 vatandaşın başvurduğu ve kuralları çökelen Yunus Kent 1. etap toplu konutlarında ismi asil ve yedek listede bulunmayan vatandaşların yatırdıkları ön peşinatları 1 Haziran tarihinden itibaren Halk Bankası Meşrez Şubesi'nden geri alınabileceği açıklandı. 601 Tuğrul Karadoğan. Yunus Emre Belediyesi'nin dev projeleri arasında yer alan 5500 konutluk Akgedik Yunus Kent projesinin 1101 konutluk ilk etabı için çekilişler tamamlandı. Çekilişte asil ve yedek listede ismi bulunmayan vatandaş 1 Haziran 2016 itibariyle ön peşinatlarını geri alabilecek. Kurada ev çıkmayan vatandaşın ikinci etap için de başvurabileceğini hatırlatan Yunus Emre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. 1101 konutluk ilk etabın kura çekiminde isimleri belirlenen hak sahiplerinin listesi, noter onayının ardından TOKİ'nin resmi web sitesinde ve Yunus Emre Belediyesi'nin resmi web sitesinde yayınlanacaktır. Kurada asil ve yedek listede yer alamayan vatandaşımız, 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren kimlik ibrazıyla yatırdıkları ön peşinatları Halk Bankası Mesir Şubesi'nden geri alabilecekler. Konut çıkmayan vatandaşımız diğer konut uygulamaları sırası geldiğinde ilan edilen şartlara uyuyorlarsa yeniden başvurabilirler. 2167 Sevgili seyirciler, Manisa'da Bitlisliler tarafından düzenlenen Bitlisliler tanıtım günlerine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, kendisine ikram edilen büryan kebabını CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'e ikram etti. Siz de Ali Manisa'lara, basın mensup arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Manisa Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği ile Manisa Ahlatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ortaklığında Orsa Organizasyon tarafından Manisa'da Bitlisliler Tanıtım Günleri düzenlendi. Manisa Fuar Merkezi'nde düzenlenen Bitlisliler Tanıtım Günleri'ne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ, Recai Berber, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Yaşar Coşkun, Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, AK Parti Manisa İl Başkanı Zülfikar Gürcan, Manisa Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevdet Çiçek, Manisa Ahlatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Çelebi Aslan ve vatandaşlar katıldı. Bitlisliler tanıtım günlerinde Bitlis ve Ahlat yöresine özgü ürünler sergilendi, satışı yapıldı. Bitlisliler tanıtım günlerinde protokole Bitlis'e özgü bir yemek olan büryan kebabı ikram edildi. Bitlisliler tanıtım günlerinin açılışında konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, kültürel kaynaşmaya vurgu yaptı. Biliyorsunuz Manisa Türkiye'nin en zengin şehirlerinden bir tanesi, göç alıyor. Türkiye'nin her yerinden insanlar buraya çalışmaya geliyorlar. Memuriyet nedeniyle, öğrencilikleri nedeniyle veyahut da tarım nedeniyle, sanayi nedeniyle burada oluyorlar. Özdağ'ın ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis'in kadim bir şehir olduğunu belirtti. 6000 yıllık Bitlis'i Türkiye'nin bir başka ucundan temsil etmeniz, tanıtmanız ve bu bölgedeki insanlara damak tadını, kültürünü hatırlatmanızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından organizasyonu düzenleyen Manisa Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevdet Çiçek ve Manisa Ahlatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Çelebi Aslan tarafından protokole plaket takdim edildi. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıklar Hastanesi'ne bağlı Dilşikar Hatun Toplumla Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören ruh sağlığı hastalarının yıl boyunca yaptıkları el sanatları çalışmalarını sergilemek için etkinlik düzenlendi. Evet.
Şehzadeler ilçesinde Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne bağlı Dilşikar Hatun Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören ruh sağlığı hastalarının yıl boyunca yaptıkları el sanatları çalışmalarını sergilemek için etkinlik düzenlendi. Hastalar Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden yaklaşık 1,5 kilometre uzakta Manolya Meydanı'nda oluşturulan sergi alanına başhekim Ayer ve hastane personeli eşliğinde yürüdü. Hastaların taşıdığı dövizler dikkat çekti. Sergi açılışında konuşan başhekim Doktor Ahmet Ayar, farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Biz bu mesajlarda diyoruz ki tedavi alan hastalarımız için, şizofreni hastalarımız için, psikotik bozukluk hastalarımız için biz üretken istiyoruz. Ayar, tedavi gören hastalara yönelik toplumdaki ön yargıları yıkmak istediklerini belirtti. Diğer insanlarla yan yana olsun, öteki olmasın, başkası olmasın, tanı alan, tedavi olan olarak damgalanmasın, ayrımcılığa tabi olmasın. İşte bunun olmaması için toplumun bir bireyi olarak onların da bizden farklı olmadığını göstermek için biz uyuşuyoruz. Başhekim Ayer'in konuşmasının ardından hastane rehabilitasyon merkezi personeliyle öğretmenler zeybek oynadı. Bir grup doktor da müzik dinletisi sundu. Daha sonra tedavi gören hastaların yaptığı el işi ürünlerinin sergilendiği standlar açıldı. Törende İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, İl Halk Sağlığı Müdürü Ziya Atay, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebu Bekir Ermiş, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca da yer aldı. Sevgili seyirciler, Manisa Cüler Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 16. dönem mezuniyet töreni yapıldı. Bu dönem 121 öğrenci hekimliğe adım attı. Törende mezunlara Hipokrat andı okutuldu. Fakülte birincisi Doktor Manolya Çelebioğlu, ikinci Doktor Begüm Ertan, üçüncü Doktor Özlem Gürbüz'ün onur belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Ardından 121 genç hekimin mezuniyet belgeleri verildi, kepler fırlatıldı. Manisa Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi 16. dönem mezuniyet töreni Rektör Profesör Doktor Kemal Çelebi, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Bilal Gümüş, Yunus Emre Belediye Başkan Vekili Mustafa Dandin, Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Süleyman Sami İlker, Rektör Danışmanı Profesör Doktor Elvan Sayıt Bilgin, öğretim üyeleri ve mezunların ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Hayatımı insanlık hizmetine adayacağıma söz veriyorum. Tıp Fakültesi 16. dönem birincisi Doktor Manolya Çelebioğlu'nun mezunlar adına konuşması ve mezuniyet kütüğüne ismini çakmasıyla başlayan tören, Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Süleyman Sami İlker'in konuşmasıyla devam etti. Nereye giderlerse gitsinler, aldıkları eğitim sayesinde hiçbir eksiklik hissetmeyecekler ve hastalarına en doğru yaklaşımı göstereceklerdir. Hafsa Sultan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Profesör Doktor Serdar Tarhan'ın mezunlara Hipokrat andını okutmasıyla devam eden tören, Fakülte birincisi Doktor Manolya Çelebioğlu, ikinci Doktor Begüm Ertan, üçüncü Doktor Özlem Gürbüz'ün onur belgeleri ve hediyelerinin takdim edilmesi, 121 genç hekimin mezuniyet belgelerinin verilmesi ve kep fırlatmayla sona erdi. Mesleğimi şefkatle uygulayacağım. Mesleğimi şefkatle uygulayacağım. Bilgilerimi geliştirmek için daima çalışacak. Bilgilerimi geliştirmek için daima çalışacak. Ve bu bilgilerimi meslek... Sevgili seyirciler, İstanbul'un fethinin 563. yıl dönümü nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından düzenlenen Fatih ve Fetih konulu konferans 26 Mayıs 2016 tarihinde Profesör Doktor Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Turan Gökçe'nin verdiği konferansa Manisa Cerrah Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Muzaffer Tepekaya ve Cerrah Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İsmail Maraş, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. 563 yıl sonra anılması ihtiyacı oldu. İstanbul'un fethinin 563. yıl dönümü nedeniyle Manisa Cerrahpaşa Üniversitesi tarafından Fatih ve Fetih konulu konferans düzenlendi.
Konferansa İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Turan Gökçe, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Muzaffer Tepekaya, Manisa Corabi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İsmail Maraş, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yani 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiği zaman sadece Osman Gazi'nin vasiyetini yerine getirmekle kalmamış. 800 yıllık bir İslam emrini gerçekleştirmiş. Profesör Doktor Turan Gökçe, üzerinden 563 yıl geçmesine rağmen konu Fatih olduğunda her seferinde yeni değerlendirmeler yapılabileceğini dile getirdi. Gökçe, iyi bir serdar, iyi bir hükümdar olarak yetişen ve İstanbul'un fethiyle Fatih unvanını alan 2. Mehmet'in Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçek kurucusu olduğunu vurguladı. Osmanlı Devleti'nin imparatorluk şeklinde bir cihan devleti şeklinde gerçek kurucusu İstanbul'un fethi sonrasında kazanmış olduğu kuvvet kaynağıyla Fatih Sultan Mehmet oldu. Profesör Doktor Turan Gökçe'nin teşekkür belgesi ve çiçeği Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Muzaffer Tepekaya tarafından takdim edildi. Sevgili seyirciler, 2016 yılı hububat hasadı Manisa Ovası'nda başladı. Ürün fiyatlarının belirsizliğini koruması üreticiyi tedirgin ederken beklentiler hükümetin mazot fiyatını düşürmesi. Tarım arazilerinde hububat ürünleri, arpa, buğday hasadı başladı. Çiftçiler fiyatların henüz açıklanmamasından, gübre ve akaryakıt fiyatlarının yüksek olduğundan yakınıyor. Geçen sene göre bu sene daha iyi çünkü yağmurlar olmadığı için buğday, ondan sonra samanlar düşmedi. Yani yere yapışmadı. Yapıştığı zaman siyahlaşıyordu. Ama bu sene daha iyi, ayakta durduğu için bu seneki ekin daha güzel. Buğday fiyatlarına dönelim şimdi. Buğday fiyatları tahmin ediyorum 900'de 1000 lira, yani 1 milyon diyelim. Arpada 650, 700 bu aralarda. Evet. Fiyat, geçen yıl nasıldı? Geçen sene de 550-600, buğdaylarda 750-800, yani ortalama fiyat. Fiyat memnun edici mi? Evet, iyidir, evet. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı haşereyle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Turkutlu'da da devam eden çalışmalar kapsamında vatandaş tarafından yoğun olarak kullanılan kamu alanlarında vatandaşın rahat ve huzurlu zaman geçirebilmeleri için çalışmalar gece 12 saatleri ile 5 saatleri arasında yapılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 17 ilçede Şubat ayından bu yana haşereyle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vatandaşın yoğun olarak kullandığı kamu alanları ise gece vakitlerinde ilaçlanıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Serpil Aykurt, vatandaşın rahatı ve huzuru için kamu alanlarında gece ilaçlamaları gerçekleştirdiklerini belirtti. Aykurt, halkın yoğun olarak kullandığı parklar, mesire alanları, çay bahçeleri gibi alanlarda gece 12 ile 5 saatler arasında haşere ilaçlaması yapıldığını belirtti. Sevgili seyirciler, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimince hazırlanan Şehrim Benim Evim projesiyle yaklaşık 6000 öğrenci Manisa'yı gezdi. Öğrenciler bu geziler sayesinde Manisa'nın tarihi ve turistik yerlerini, öğren yerlerini gezip bilgi sahibi oldu. Yaşadıkları şehir hakkında fikir sahibi olan öğrenciler, gezip gördükleri yerlerden yarışmaya tabi tutuldu. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimince hazırlanan 2015-2016 eğitim öğretim yılında uygulanan Şehrim Benim Evim projesiyle öğrenciler hem gezdi hem de yarıştı. Manisa'nın milli tarihi ve kültürünü bilen, onlara sahip çıkan ve gelecek kuşaklara aktarabilecek yeterli donanıma sahip olan Nihal Akçura Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencilerinin rehberliğinde kentteki ortaokullarda okuyan 5. sınıf öğrencileri Manisa'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
Şehrim Benim Evim faaliyeti kapsamında ortaokul 5. sınıf öğrencileri Manisa ve ilçelerini tanımaları, milli tarihi, milli kültürü kavramaları, yaşadıkları çevrenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin farkına varmaları, sahip çıkmaları, yarışma heyecanı içerisinde kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi amacıyla Şehrim Benim Evim faaliyeti bilgi yarışması düzenlendi. Gezip gördükleri yerlerden yarışmaya katılan öğrenciler bilgi yarışmasına öncelikle okullarında girdi. Daha sonra ilçe genelinde yarışma yapıldı. Her ilçeden çıkan birinci okulların katılımıyla 12 Mayıs'ta yarı final gerçekleşti. Yarışmaya Manisa genelindeki bütün ortaokul 5. sınıf öğrencileri katıldı. İlçe genelinde yapılan yarışmalara 224 ortaokuldan 1209 öğrenci katıldı. Yarı final sonucuna göre Akhisar Atatürk Ortaokulu, Demirci Anadolu İmam Hatip Ortaokulu, Selendi Çortak Nimet Kahraman Ortaokulu ve Şehzadeler Ali Rıza Çevik Ortaokulu finale kalan okullar oldu. İl birincisi okulun seçileceği yarışma finali geçtiğimiz gün gerçekleşti. Şehrim Benim Evim projesi kapsamında yapılan bilgi yarışmasından Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi birincilikle ayrılırken, Selendi Çortak Nimet Karaman Ortaokulu ikinci, Şehzadeler Ali Rıza Çevik Ortaokulu üçüncü, Akhisar Atatürk Ortaokulu ise dördüncü oldu. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş ve ARGE Birimi Müdürü Necmettin Okumuş'un da takip ettiği bilgi yarışması sonrası öğrenciler, katılımcılara hazırladıkları oyunları sergileyerek keyifli dakikalar yaşattı. Sevgili seyirciler, Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Bilim Fuarı açılışı ile birlikte Okul Aile Birliği de gıda kermesi yaparak gelir sağlamaya çalıştı. Okullar yıl sonu tatilinin yaklaşmasıyla birlikte eğitim öğretim süresince öğrencilerin yaptıkları çalışmaları Bilim Fuarı'nda sergiliyor. Atatürk İlk ve Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı okulun çok amaçlı salonunda açıldı. Fuarın açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, Yunus Emre ve Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, öğrenci velileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı nedeniyle Okul Aile Birliği de okul bahçesinde gıda kermesi düzenledi. Aile Birliği yetkilileri kermesten elde edilecek gelirle okulun ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes Salihler arasında kalan yolun 10 kilometrelik kısmında sıcak asfalt uygulaması öncesi temel çalışması başlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde yürüttüğü çalışmalarla vatandaşın yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Gördes Salihli arasındaki yolun 10 kilometrelik kısmında sıcak asfalt uygulaması öncesinde temel çalışması başlatıldı. Temel çalışmasının ardından sıcak asfalt uygulanacağını belirten ekipler, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yolun güvenli ve konforlu hale geleceğini belirtti. Mayıs 2016 tarihli dolar euro altın fiyatlarındaki son durum şu şekilde. Dolar alış 2,95, satış 2,95. Euro alış 3,29, satış 3,29. Altın alış 115, satış 115. 27 Mayıs 2016 tarihli Manisa Ticaret Borsası verilerine göre üzüm ve pamukta fiyatlar şöyle. Çiğitli pamukta muamele yok. Çekirdeksiz kuru üzüm en az 2,80, çekirdeksiz kuru üzüm en çok 3,40 lira.
ETV Spor Servisi tarafından hazırlanan spor haberlerine gelince sevgili seyirciler, Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor'da 4 sezondur forma giyen Bruno Mezenga, Pierre-Emerick Aubameyang Rose'a yeni sezonda devam etme kararı aldı. Ailesiyle birlikte Akhisar'da yaşayan ve Akhisar'a uyum sağladığını dile getiren 27 yaşındaki Brezilyalı Bruno Mezenga, burada çok mutlu olduğunu ifade ederek yeni sezon için devam etme kararı aldığını bildirdi. Gelecek sezon için aynı ücretle oynamayı kabul ettiğini dile getiren Akhisar sporlu yöneticiler, teknik heyetin olumlu raporu doğrultusunda haftaya imzaların atılacağını belirtti. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli Belediyesi işbirliğiyle ilçeye kazandırmak için spor salonu ve kapalı yüzme havuzunun inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Salihli'ye modern bir tesis yapıldığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, tesisi en kısa zamanda hizmet açacaklarını açıkladı. Salihli Belediyesi ile ortak yürütülen proje sayesinde ilçenin uluslararası standartta bir tesise kavuşacağı belirtildi. Projenin toplamda 5790 metrekare inşaat alanına sahip olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, toplam alanın 3750 metrekaresinin kapalı bölgeden oluştuğunu söyledi. Spor salonunda uluslararası saha ölçülerine uygun handbol, voleybol ve basketbol sahası, 1 adet 6 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet çocuk havuzu, 4 adet giyinme soyunma odası, uluslararası düzeyde hakem odası, ses kayıt odası, antrenör odası, 1 adet kafeterya, 1 adet kondisyon salonu, idari ofisler, çocuk oyun odası, mescit, tuvalet ve duş bölümlerinin bulunduğu belirtildi. Sevgili seyirciler, ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk. Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bol bereketli geçsin efendim. Hoşça kalın.